Saygıdeğer izleyicilerimiz, İsviçre'den çok çok önemli bir açıklama var. Profesör Doktor Sayı Reddy'den immünolog kendisi şöyle bir açıklama var. Covid-22 olarak adlandırdığı yeni bir varyantın dünyaya hakim olan Delta'dan daha ölümcül olabileceğini söyledi. Evet değerli izleyicilerimiz, Covid-22. Bildiğiniz üzere saygıdeğer izleyicilerimiz, yaklaşık 230 milyon insan koronavirüsün pençesinde. Bugüne kadar yaklaşık 4 milyon kişi hayatını kaybetti. Evet, tablo bu kadar ağırken şimdi de Covid-22 ile ilgili çok çok önemli bir açıklama. İmmünolog Profesör Doktor Sayı Reddy, Covid-22 olarak adlandırdığı yeni bir varyantın dünyaya hakim olan Delta'dan daha da ölümcül olacağını söyledi. Şimdi değerli izleyicilerimiz, koronavirüs denilen bu virüs bildiğiniz üzere yaklaşık 2 yıl önce hayatımıza girdi. Dünyanın her noktasında milyonlarca insan bu beladan kurtulmaya çalışırken bununla ilgili olarak aşı çalışmaları çok hızlı bir şekilde yürütüldü ve Profesör Doktor Uğur Şahin ve Profesör Doktor Özlem Türeci'nin başında bulunduğu BioNTech adlı firma bir aşı bulduğunu söyledi. Yapılan bu açıklamadan sonra dünyanın hemen hemen tüm siyasi otoriteleri artık bu işten kurtuluyoruz. Nihayet sorunu çözecek olan aşı bulundu dendi. Ama 2 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen maalesef ve maalesef halen insanoğlu bu virüsten kurtulabilmiş değil. Bulunan bu aşıların da %100 bir şekilde insanların hayatını kolaylaştırdığını söyleyebilmek mümkün mü? Koronavirüsten bu aşıların insanları ne kadar kurtardığını söyleyebiliriz. İşte şu anda yeryüzünde aşı olma imkanı olup da olmayanların sayısı da hiç de azımsanacak değil. Bu anlattıklarımız bize şunu gösteriyor. Aşı gerçek anlamda insanlara güven vermiyor. Eğer insanlar %100 bir şekilde aşıya güvenseydi, emin olun ki şu anda Avrupa başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde, yani aşıya ulaşabilecek olan ülkelerde %100 oranında bir aşılanma durumu söz konusu olurdu. Ocak ayı içerisinde piyasaya çıkan bu aşı elbette 8-9 ayda Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre, Norveç gibi ülkelerde herkese yapılabilirdi. Bence şu anda siyasetçilerin insanlara neden bu aşıyı olmadıklarını sorması gerekiyor. Şimdi bakın, bir karar alındı mesela Almanya'da. Kamusal alanda aşı olmayanlar giremeyecek, kamusal alanlara giremeyecek. Nedir kamusal alan? Yola çıkamazsın, otobüse binemezsin, tiyatroya gidemezsin, sinemaya gidemezsin, belediyeye gidemezsin, okula gidemezsin demek. Ne diyorlar? Aşı mecbur değil ama aşıyı olmazsan ben seni evinden çıkarmam diyor. Şimdi bakın, benim burada anlatmak istediğim şu. Bizlere açıklananla yapılanlar arasında bir çelişki var. Bir taraftan aşı mecbur değil diyorsunuz ama diğer taraftan da insanların hayatını kısıtlıyorsunuz. Diğer bir önemli konu ise bu aşılar piyasaya çıkmadan önce hep şunu söylediniz. Dediniz ki şu aşı %95 koruyor, şu aşı %85 koruyor, bilmem ne oluyor, o oluyor, bu oluyor. İnsanlarda bir beklenti oluşturdunuz. Ama bugüne geldiğimizde 3. doz, 4. doz, 5. doz ve daha pek çok doz ölene kadar aşı olmak zorundayız diyorlar. Peki bu işin perde arkasında ne var arkadaşlar?
Bu bir tesadüf mü? Yani bir yerden bir tane virüs çıktı, dünyayı istila etti ve gelinen noktada hepimiz aciz kaldık. Evlerimize kapandık, iş yerlerimiz kapandı, otobüse binemedik, bir noktadan bir noktaya gidemedik, havayolu şirketleri uçamadı. Yani bu mu yani, tesadüf mü? Bakın arkadaşlar, ben hep şunu söylüyorum bu konuyla ilgili. Bir noktadan elbette ki bu sistem yönetiliyor. Yani bir korona sistemi. Aşı dendi, aşının %100 bir şekilde bu işten bizleri kurtarmadığı ortaya çıktı. Yeni dünya düzeni diyorlar. Evet, yeni dünya düzeni zaten çoktan başladı. Büyük sıfırlama diyorlar. Evet, çoktan sıfırlama başladı. İnsanların ekonomileri bozuldu. Devletlerin ekonomileri bozuldu. Daha da bozulacak. Önümüzdeki dönemde, önümüzdeki aylarda vaka sayısı çok hızlı bir şekilde artacak. Tablo bunu gösteriyor. Hani bu işi aşı çözebiliyordu? Yok. Peki testler? Milyarlarca test. Birileri de bundan para kazanıyor. Aşıdan da para kazanıyor. Peki. Bundan sonra neler olacak? Bakın ben size söyleyeyim. Kapanma yok. Tam kapanma diye bir şey yok. Ancak aşı olmayanların bundan sonra bir noktadan bir noktaya gitmeleri çok ama çok zorlaşacak. Bu karar, alınan bu önlemler insan haklarına aykırı önlemler. İnsanların aşı olma özgürlüğü olduğu gibi olmama özgürlüğü de var. Siz olmayan insanların hayatını kısıtlıyorsunuz. Evet değerli izleyicilerimiz, kafalardaki soru işaretleri daha uzun yıllar bitmeyecek gibi görünüyor. Covid-22, Covid-23 daha bu uzun yıllar devam edecek. Göreceksiniz. İnsanoğlunun bu aşıyla olan imtihanı da mezara kadar devam edecek. Çünkü Profesör Doktor Uğur Şahin ne dedi? 6 ayda bir bu aşının yapılması gerekiyor. Çünkü 6 ay sonra aşı etkinliğini yitiriyor. Vücudun antikor üretme seviyesi düşüyor. Hal böyle olunca da bu koronavirüse karşı vücudun bağışıklığı da azalıyor dedi. Şimdi bu aslında başka bir şekilde aşı pazarlama taktiği. Yani bugüne kadar BioNTech firması 1 milyar doz aşı üretti, sattı. Bundan sonra da fabrikalar yoğun bir şekilde aşı üretmeye devam edecek. Bunun açıklaması bu. Çünkü önden böyle bir açıklama yapıyorlar. Ardından da işi ticarete döküyorlar. Biz hiç kimseye aşı olun ya da olmayın demeyiz. Herkesin kendisinin karar vermesi gereken bir durum. Sağlık olunca doktorlarımıza mutlak surette danışmamız gerekiyor. Bunun haricinde hiçbir şekilde sizin adınıza başkasının da karar vermesini doğru bulmuyoruz. Her kararı kendinizin alması gerekiyor. Özellikle de sağlıkla ilgili bir konuda başkasının evet sen şunu yapacaksın, bunu yapacaksın demesinden ziyade doktorunuzla istişare ederek bunun kararını verecek olan kişi sizsiniz. Lütfen bunu da unutmayın. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere BioNTech ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden tam onay çıktı. Bununla ilgili olarak da önümüzdeki günlerde 12 yaşın altında olan çocukların da aşılanmaları durumunun söz konusu olacağı ifade ediliyor. Önümüzdeki günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 yaşın altındaki çocukların da aşılanacağının ilk işaret fişeği olarak bu haberi kabul edebiliriz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'dan 400 bin işçiye ihtiyacımız var açıklaması geldi. Bakalım detaylar ne der? Almanya'da kalifiye personel açığının giderek arttığını belirten Federal İş Ajansı Başkanı, açığı kapatmanın ancak ülke dışından gelecek insanlarla mümkün olduğunu söyledi. Almanya'nın yıllık 400 bin iş göçüne gereksinimi olduğunu belirten başkan, konu iltica meselesi değil.
iş dünyasındaki açığı kapatmak üzere hedeflenmiş bir göç dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Federal İş Ajansı'nın başkanı, hasta bakımından teknisyenliğe, lojistik uzmanlarından akademik personele kadar hemen hemen tüm branşlarda kalifiye elemana büyük ölçüde ihtiyaç duyulacağını ifade etti. Ortaya çıkıp yabancı istemiyoruz demenin bir faydası yok ifadelerini kullandı. Gerçek olanın Almanya'nın giderek iş gücü kaybı yaşadığıdır diye konuşan başkan, demografik gelişmeler nedeniyle tipik iş kollarında sadece bu yıl içerisinde 150 bin kadar iş gücü kaybı olacağını dile getirdi. Giderek artan iş gücü kaybının gelecek yıllarda dramatik boyutlara çıkacağına dikkat çeken başkan, Almanya bu sorunun üstesinden ancak boşta kalan elemanlara yeni eğitimler vererek, çalışanları zorunlu ek işlere teşvik ederek, daha önemlisi ise kalifiye elemanların ülkeye alınışını kolaylaştırarak gelebilir dedi. Başkan, seçimlerden sonra yeni kurulacak hükümetin en başta gelen görevinin iş gücü olduğunu kaydetti. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Almanya'da özellikle içinde bulunduğumuz bu koronavirüs döneminde son 2 yılda ırkçılık olayları